Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda çok popüler olan Last of Us dizisindeki zombi mantarını size anlatmak istiyorum. Cordyceps militaris ya da Cordyceps türleri yaklaşık 600 türle dünyada temsil ediliyor. Özellikle Himalayalar'da bulunan bir türü 20 bin dolara kadar çıkan rakamlardan 20-30 bin dolara kadar çıkan rakamlardan bahsediliyor ki bu dünyanın en pahalı mantarı olduğu anlamına geliyor. Çok şifalı bir mantar olduğu düşünülüyor. Hatta son zamanlarda yapılan araştırmalara göre antitümör etkileri de kanıtlandı galiba. Üzerinde araştırmalar devam ediyor. Çok eski yıllardaki tıpta kullanılmış bir mantar aynı zamanda. Şimdi ne yapıyor bu? Gidiyor karıncanın kendisini sporu tutunuyor veya bir e, kelebeğin kelebek olmadan önceki larva pupa evresine tutunuyor. Daha sonra onu kendi istediği, kendinin yaşamasını en uygun yere doğru yönlendiriyor. Artık zihnini mele geçiriyor, beynini mi ele geçiriyor. Orayı siz düşünün, bilmiyorum. E, onu kendisi için en uygun ortama götürüyor. Ve ona tutunduktan sonra orada kendi sporlarını üretmek için mantar gövdesini çıkartıyor. Şu anda da Sinan'ın arkadaşımdan geldi. Görüntüler Sinan'dan. Sinan'ın elinde pupayı görüyorsunuz, larvayı görüyorsunuz. Topraktan çıkardı. Aynen buna tutunuyor. Ve en uygun yere bu gidiyor. Daha sonra mantar orada gövdesini oluşturduktan sonra sporlarını yaymak için yeryüzüne çıkıyor. Ve tekrar sporlarını tutunabileceği hayvanlara doğru uçuşturuyor. Olay bu. İnsana bulaşır mı? Hmm, bu imkansız arkadaşlar. Bu soru çok sorulmuş. Çünkü 25 derecenin üzerinde yaşamıyor yapılan araştırmalara göre. Vücut sıcaklığımızda 36-36,5 derece. Şimdilik bu mümkün görünmüyor ama ilerleyen yıllarda zombileşmiş, ensesinden mantar çıkmış insanları görebilir misiniz? Mümkünatı yok. Çok çok zor. Belinginiz olsun. Öyle korkulacak bir mantar türü değil yani. Ama e, şifa için toplanıyor ve tüketiliyor. Aynı zamanda araştırmalarda devam ediyor hakkında. Mantarın türü Cordyceps yazılışını tam olarak videoya eklerim. E, mantarları çeken ve bana gönderen özellikler rica ettim. Sinan dağıtmaça çok teşekkür ediyorum. Türler İstanbul'da bulundu. Bunun da bilgisini vereyim. Dünya genelinde oldukça yaygın bir mantar. Öyle çok nadir bulunan bir mantar değil. Ama dikkat etmeniz gereken bir şey var. E, şeye çok tutunuyor bu arkadaşlar. Şu e, çam ağaçlarında olan ve cildimize zarar veren tahriş eden alerjen tırtıla çok tutunuyor. Ona dikkat edin. Eldivenle toplayın bulursanız. Mümkünse. Aklınızda olsun. Evet. Sinan yine pupayı çıkardı. Bakın videoyu iki kez tekrarladım. Çünkü anlatmak için vakit ancak yetiyordu. Cordyceps budur arkadaşlar. Başka bir türlü görüşürüz. Hakkınızı helal edin dinlediğiniz için. E, abone olmayı like atmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.